17. kez kapılarını açar İstanbul Mobilya Fuarı'nda Mozart Başkanımız Nuri Gürcan'la birlikteyiz. Bu sene bir ilki yaşıyoruz. 800'ü aşkın firma, iki ayrı fuar merkezi, 110 bin metrekare alan. Şöyle diyebiliriz, şu anda Türkiye'nin en büyük mobilya fuarı. Mobilya derken tüm sektörlerin en büyük fuarı diyebiliriz. Şu ana kadar hiç Türkiye'de yapılmamış. Özellikle hem Yeşilköy'deki İPM fuar merkezi, hem TÜYAP'taki fuar merkezi, üçüncü bir fuar merkezimiz olsa o dahi dolabilecek şekilde. Tabii ki ilk gün bayağı bir sıkıntılı bir kar yoğunluğu vardı. Bunu atlattık çok şükür ve fuarımız da pazar yerine pazartesi kapanışla birlikte bugün start verdik. Şu ana kadar her şey olumlu. Şu anda misafirlerimiz gelmeye devam ediyor. Bu kar yağışından önce gelen misafirlerimiz vardı ciddi anlamda. Şu anda 17 bin ila 20 bin arası bir fuara yabancı onay vermişti. İnşallah onlarla birlikte ciddi bir ivme yakalayacak mobilya sektörü. Umutluyuz. Çok ciddi operasyonlar yaptınız. Yani iki fuar merkezinin aynı anda organize edilmesi, gelecek olan kişiler, ben önceki basında çıkan haberlerinizden biliyorum. Bu sene hedefler çok daha farklı herhalde. İhracat anlamında neler bekliyoruz? Şimdi ondan önce şunu söyleyebilirim. Fuarı en azından bitirmiş olalım. Bugün mobilyacıların 15 derneğiyle birlikte bir federasyonu oluştu. Bu federasyon çatısı altında birçok sorunlu sektör, yani fuar firmasından kurtulmuş olduk. Kendi federasyon bünyesinde MOS Fuarcılık, yani kendi fuarımızı kurduk. Bu fuarı da MOS Fuarcılık vasıtasıyla yapıyoruz. Bu da tabii bize hem fiyat anlamında hem organizasyon anlamında çok daha başarılı olduğumuzu gösterdik. Bu ilk bir fuarı olsun. İkinci fuarında çok daha iyi şeyler yapacağız diye umuyoruz. Bugün tabii ki katılım ciddi anlamda bizi olumlu etkileyecektir. Mobilya sektörü bilindiği gibi son 20 yıldır hem iç piyasada hem ihracatta %10 ila 15 artaraktan şimdiye kadar geldik. Fakat bu yıl ihracatta %23 rakamına ulaştık. Yani %23 artırdık. Bu da bakıldığında tüm sektörler üzerinde bir lider konuma geldik diyebiliriz. Şu anda dünyada 8. büyük mobilya ülkesi konumundayız. Bunu inşallah bu fuardan sonra 5. sıraya çıkmayı hedefliyoruz. 2021 yılında ciddi bir artışla 4.3 milyarlık bir ihracat gerçekleştirildi. Bu yılki beklenti 6 milyar dolar diye duyduk. Sektör olarak 6 milyar dolar bizim hedefimiz. İnşallah çok büyük bir aksilik olmaz ise bu 6 milyar doları bulacağız. Bu fuarda da en azından bunun altyapısı olan, yani %50'si olan 3 milyar dolarlık bir bağlantı yapılacağını umuyoruz. Tabii ki sektörün bir takım sorunları da var. Bu sorunları da aşar isek, biliyorsunuz bilindiği gibi şu anda tüm firmaların büyümesi gerekiyor. Kapasiteler yetmiyor. Bununla alakalı ciddi tedbirler alınmalı diye düşünüyoruz. Ham madde sıkıntısı ayrı bir derdi. Evet, ham madde ile ilgili çok sıkıntı çektiğimizi zaten tüm bilmeyen kalmadı artık. Başka sektörler bile o kadar çok konuştuk ki. Bunun için de aslında altyapımız mevcut. Yani şu anda ana ham maddemiz MDP Sunta'da zaten Avrupa'da birinci, dünyada ikinci sıradayız. Yani sorun sadece burada organizasyon sorunu var. Bu firmalarımız ihracatı daha çok sevdikleri için %35'e yakın yaptıkları ihracatı şu anda %70-75'lere kadar çıkarttıkları dönem oldu. O dönemde de iç piyasada ciddi bir
daralma meydana geldi. Aslında bunlar olmamış olsaydı yani bu yılı 400 milyar dolarla kapatırız diye düşünüyorduk. Kısmet artık bundan sonraki yıllara. Bugün bakıldığında ölçek sorunu var mobilya sektörünün. Ciddi anlamda şu anda finansmana ihtiyacımız var, büyümemiz lazım. Fabrikalara ihtiyacımız var, yere ihtiyacımız var. Tabii ki bunları her yerde dile getiriyoruz ama çözüm bulmamız lazım. Bunlar çözülürse mobilya aslında bakıldığında hiç yurt dışından ithalat yapmayan bir sektör gibi neredeyse. Yani 500 milyon dolara yakın bir ithalatı var. Bu da diğer sektörlerin içinde baktığınız zaman inanın %3'e %5'e geliyor. Bundan dolayı biraz işte söylediğim gibi ölçeği biraz daha yukarılara çıkarabilir, yeni yatırımlar yapabilirsek finansmana ulaşmamız gerekiyor bunlarla alakalı ve önümüzü görmemiz gerekiyor. Bunları yaparsak mobilya sektörünün önü açık diyebilirim. Tabii pandemiyle birlikte birçok dengeler değişti. Yaklaşık bir hafta önce de İtalya'daki fuarın Haziran'a alındığı söylendi. Bu konuda neler söylersiniz? Bize bir faydası olur diye düşünüyorum. Bugün mutlaka bizler tabii ki yurt dışını çok geziyoruz. İster istemez mobilya sektörü 200 ülkeye yakın ihracat yapıyoruz. Yani ve buralara gittiğimizde mağazalar, büyük raflar hepsi boş vaziyette şu anda. Ciddi bir ürüne ihtiyaç var ve 2,5 yıldır, 3 yıldır yapılamayan bir fuar var. Bunların ilklerinden biriyiz bakıldığında. İtalya fuarı da dediğiniz gibi Haziran ayına ertelendi. Çin'de bir takım sıkıntılar var, navlun sorunları var. Bugün bakıldığında Türkiye dünyamızın orta ekseninde bir yer. Merkezindeyiz. Yani, evet, merkezindeyiz. Çok rahat ulaşabileceğimiz çok yakın coğrafyalar var. Bununla alakalı çok aslında şanslı bir durumdayız. Bunları eğer gerçekleştirebilirsek düşündüklerimizi dediğim gibi 5. sıraya, yani dünyanın en büyük mobilya sektöründe 5. sıraya kadar yükselebilme ihtimalimiz önümüzdeki yıl olabilir diye düşünüyorum. Tabii yıllardan beri bu fuarlarda birlikteyiz, bir şeyler konuşuyoruz. Mossad'ın da her sene şovları var. Bu sene Allah'tan ben basından önce yakaladım sizi. Bu kardan dolayı bu sene yeni şovlar var mı? Bir de onun dışında 2021 yılında Türkiye'nin ahisi seçilen, aynı zamanda devlet sanatçısı olan Behzat Böke'nin çalışmaları bir workshop olacak galiba. Bunlar hakkında da biraz bahsedelim mi? Bu seneki şov nedir mesela? Evet, yani bugün bakıldığında en önemli şey insanların koleksiyonunu, yıllarca, aylarca çalıştığı yeni koleksiyonlarını bu fuarda sergilemeleri, ilk defa tüketiciye sunmaları. Bu anlamda bu çok önemli bizim için. Çünkü çok büyük bir emek yatıyor orada. Ciddi anlamda arkadaşlar emek veriyorlar. Tabii ki biliyorsunuz Mopsat, zanaatkar, özellikle katma değeri yüksek ürünler satan firmalardan oluşmakta. Biliyorsunuz kilogramla ölçülüyor ihracat. Bugün bakıldığında Türkiye'de 3 dolarlar seviyelerindeyken biz Mossad olarak 10 ila 15 dolar arası kilogramı geliyor bizim yaptığımız ihracatların. Her yerde de aynı şeyi söylüyoruz. Yani bir konteyner çekyat 10 bin dolar diyoruz. Fakat Mossad'ın ürettiği bir konteyner mobilya 100 bin dolar. Bugün tüm sektörlerin artık katma değerli ürün üretmeleri gerekiyor. Çünkü ham maddenin önemini şu anda anlamış durumdayız biliyorsunuz. Bundan dolayı da bilindiği gibi çok kaliteli, çok dizayn, tamamen artık mobilya sektörü Türk mobilyası markasıyla birlikte hareket ediyor. Kendi dizaynlarını, kendi modellerini belirliyor ve dünyanın her farklı bölgesine farklı modeller yapılıyor. Bugün Arap bölgesine oraya uygun ürünler, işte Amerika Birleşik Devletleri'ne oraya yakın daha büyük boy ürünler, Avrupa'da daha minimalist, daha düz modeller. Bugün bakıldığında herkese hitap eden katma değerli yüksek ürünleri bu fuarda sergiledik. Özellikle devlet sanatçımız,
bu yıl ahilik ödülü alan Cumhurbaşkanımızla Behzat Usta diyoruz biz ona. Çünkü bizim mobilyanın olmazsa olmazı olan zanaatkarların ustası diyebiliriz. Burada gördüğümüz bu el oyması tamamen alın teri olan ve bilgi ve beceri isteyen bu ürünleri hem üretiyor hem bunların hocalığını yapıyor. Bunları mesleği devam ettirmek için emin olun ciddi sektöre katkılar veriyor. Biz de bu fuarda kendisine onu unutmadığımızı hatırlatmak anlamında, bu sektörü de hatırlatmak anlamında böyle bir girişimde bulunduk. Çok ilgi ve dikkat çekti açıkçası. Bu ürünleri de gördüğümüz zaman inanın bu emeği herkes anlıyor. Kendisine de bu konuda çok teşekkür ediyorum. Bildiğim kadarıyla 35 firma ciddi şekilde hazırlandıklarını biz zaten takip ettik. Ben izleyicilerimiz için de gün boyu canlı yayınlarımız devam edecek. Bütün standlardan, bütün üyelerimizden tek tek standları girip dolaşacağız. Hem bizimle kalın, Instagram hesabımıza takipte kalın. Burada kaçırdıklarınız varsa YouTube kanalımızda ki zaten hemen hemen her röportajı yayınlıyoruz. YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmasınlar. Peki başkanım, vaktinizi aldık. Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Teşekkür ederiz sektörümüze bu ilgiden dolayı. Tabii ki hak edenleri onur etmek lazım diye düşünüyorum. Bu vasıtayla da sizlere bir şeyler söyleme gereği duyduk. Teşekkür ediyoruz. İnşallah yine fuar boyunca birkaç yayın daha yaparız diye düşünüyorum. İnşallah, inşallah başkanım. Teşekkürler. Behzat Usta dedi başkanım. Teşekkür ederim. Burada Sayın Mopsat'ın yönetim kurulu başkanı, derneğimizin başkanı Nuri Gürcan Bey'e ve onun yönetimdeki bulunan arkadaşlara sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Ben Behzat Böke, devlet sanatçısıyım. Devlet sanatçısı unvanım var. 8 yaşında bu işe başladım. Çırak olarak girdim o ahşap oyma sanatına. Emek yaptım, uğraştım, çalıştım, çabaladım. Belirli bir seviyeden sonra kendimde bir şeyler keşfettim. Ağacı kilim gibi doku işlemeye başladım. Çalışmalarımı yurt çapında sergi açarak, eleman yetiştirerek sürdürüyorum. Açık cezaevinde mahkum yetiştirdim. Kendi projemde, atölyemde engelli arkadaşlara yer verdim. Güzel sanatlardan stajyer öğrenciler kabul ettik. Öğrenci yetiştirdik. Sayısız çıraklar yetiştirdim. Türkiye çapında 4 tane ödül aldım. Çalışmalarımı halen aynı şekilde sürdürüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından, Ticaret Bakanı tarafından 2021'in Türkiye ayısı olarak taçlandırıldım. Ayrıca onlara sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Yaptığımız emeğin karşılığını almaya çalışıyoruz. Alıyoruz da. Allah Yüce Rabbim bize bu gönül gözünü verdi. Hazreti Davud Aleyhisselam'a demirle, eliyle demire şekil verme yeteneği verdi. Habib-i Neccar Efendimiz'e marangozluk yeteneği verdi. Bize de bir oymacılık yeteneği verdi. Ağacı kilim gibi işliyoruz. Çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Fuar boyunca Sayın Nuri Gürcan Bey'in konuğu olduk. Mopsat'ın konuğu olduk. Sağ olsunlar, çok teşekkür ediyorum. Teşekkürlerimi arz ediyorum. Sergimiz burada. Halka açık. Mopsat'ın bölümünde. Söyleyeceklerim bu kadar. Tüm takipçilerimizi bekliyoruz. Evet. Tüm mobilya severleri bekliyoruz. Evet. Mobilyanın hayatımızdaki yerinin farkında olmalarını istiyoruz. Bu ahşabın çok daha nasıl işte böyle işlendiğini, işlendiğini yakından görme şansları var. Buyursunlar, gelsinler. Başımızın. Ben de araya gireyim. Burada aslında çok güzel heykellerimiz var. Aha. Evet. Başta Ulu Önder Atatürk'ümüzün çok büyük bir büstü var. Evet. Özellikle
Behzat abimizin bütün il ve ilçelerde ciddi anlamda onları sembolize eden heykelleri de hazırlıyor. Bu da ayrı bir özelliği. Onu da söylemeden geçmeyelim. Bunun yanında cami içi dekorasyonlarımız var. Mihrap, minber, müezzin mahfili, sahabe yazıları, dini çalışmalar, bazı kiliselerde çalışmalar mevcut. Birçok camide kilise çalışmalarım mevcut. Mihrap, minber gibi yani dini konularda portre çalışmalarımız, tasarım çalışmalarımız. Yani unutulmuş olan mesleğimizi sürdürüyor ve yani özendiriyor, ve yeni öğrenciler yetiştiriyor. Evet, yani el veriyor. Biz de öyle derler. Evet. Aslında bakıldığında el vermeye çalışıyor. Ben de oğlum Sezer'i de yetiştirmeye çalışıyorum. Yetişiyor da inşallah Allah kısmet ederse bayrağımızı Sezer taşıyacak. İnşallah, inşallah. Peki ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Fuar boyunca dönem dönem gene geliriz, ziyaretinizi yaparız. Memnun oluruz, şeref verirsiniz. Ağırlıkla canlı yayınlar ve YouTube kanalımız için çekimler yapacağız. Ben şimdiden teşekkür ediyorum, kolaylıklar diliyorum. Sizlere de kolay gelsin.